Merhabalar, bugün sizlerle beraber patatesli tepsi böreği yapacağız. İç malzememizi hazırlıyoruz öncelikle. Yarım kilo patatesimizi, haşlanmış patatesimizi karıştırma kabımıza alalım hemen. Bir ezici yardımıyla ezelim güzelce. Ezme işlemimiz bitti. Baharatlarını koyalım. Kırmızı biber, karabiber ve tuzumuzu ekleyelim. Ölçüleri vermiyorum. Herkes kendi damak lezzetine göre eklesin lütfen. Şöyle bir karıştıralım patateslerle baharatlar. Dereotumuz ve maydanozumuz var. Ben yarım demet dereotu, yarım demet de maydanoz kullandım. Bir su bardağı da rendelenmiş kaşar peyniri kullandım. Siz isterseniz beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Hemen onu kenara koyup sosunu hazırlayalım. Sosumuza 2 tane yumurta, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı süt. Bardak ölçümüz 200 milimdir. Ve 2 yemek kaşığı da unumuz var. Hemen karıştıralım güzelce. Unumuzu iyice özleştirelim. Bütün malzemelerimizi. Bir yandan da arkadaş hemen yan taraftan alıyor, yardımcı arkadaşımız. Ona da teşekkür ederim. Arada bir videolarda el görüyorsunuz. Bana yardım eden arkadaş o. Onun için bir kepçe yardımıyla da karıştırdık güzelce. Yufkalarımızı tezgahın üstüne serdik. Ortadan ikiye bölüyoruz ve böldük. Bir kepçe yardımıyla gördüğünüz gibi sosumuzu alıp yufkamızın her yerine sürelim fırça yardımıyla. İç malzememizi şöyle bir gezdirdikten sonra iki ucunu, yufkamızın iki uç bölümünü bükelim. Ve rulo gibi çok sık olmama şartıyla saralım. Ve kendi etrafında bükelim. Yağlı kağıt koyduğumuz fırın tepsisinin içine yerleştirelim. Bütün yufkalarımızı bu şekilde yapıp arda arda dolayarak bitireceğiz. 6 yufka kullandık. Artan sosumuzun içine bir tane maden suyu ekliyoruz. Ben Kızılay markası kullandım. Onu da sorarsınız hangi marka kullandığınız diye söyleyeyim hemen. Şöyle güzelce bir karıştıralım. Bir kepçe yardımıyla da böreğimizin her yerine gezdirelim. Her yerine gelecek şekilde. Bir saat dinlenmeye bırakacağız. İster buzdolabında dinlendirebilirsiniz, isterseniz de dışarıda üstüne bir temiz bir bez örterek bir saat dinlendirin ki bütün sosu içine çeksin. Puf puf olması için. Ben hemen üstüne bir bez örtüp dinlendirdim. Gördüğünüz gibi davul fırınımıza döne döne böreğimiz pişiyor. Ben ilk kez kullanıyorum davul fırını bu arada. İnşallah güzel sonuç alırım. Ve açıyoruz. Hep beraber sonucu da görelim. Ben davul fırının ayarını biraz fazla açtığım için üzeri biraz fazla kızarmış. Ama lezzeti muhteşem oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Yapan arkadaşlara afiyet şifa olsun.